Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Venom filmi geldi, izledik. Kimimizin çizgi romanla denk gider beklentisi vardı, hayal kırıklığına uğradı. Kimimiz de çizgi romanın ayrı şekilde yeni bir Venomverse olarak izleyip ona göre eleştiri yaptık. Film sonrası için bir tane video yapmıştım. Hakkında bölümüne o videonun linkini ekleyeceğim. Bu videoda anlatmak istediğim konuda çizgi romandan esinlenerek oluşturulan Venomverse'ün bulunduğu ikinci Venom filminde ortaya çıkması beklenen Carnage'la ilgili olacak. Yalnız videoda anlatacaklarım Carnage'ın çizgi romandaki hikayesi. Filmde taşıyıcısıyla nasıl bir araya geldi ya da filmdeki özellikleri ne olacak onunla ilgili pek bir yorum yapmayacağım. Çünkü bilmiyoruz. Çizgi romandan alıntı yapılacak özellikler olacaktır illaki ama bu işlemi nasıl yapacaklar? Hani hiçbir şey belli değil daha. Çizgi romandaki Carnage'a gelecek olursak da ilk görünüşü 1991 yılı Mart ayında yayınlanan Amazing Spider-Man çizgi roman serisinde gerçekleşti. Yaratıcıları da David Michelinie ve Chris Merrin'in. Carnage'ın popülerliği sinema dünyasında 2007 yılında giren Venom kadar olmayabilir. Ama yeni Venom filminde Woody Harrelson'ın karakteri canlandırmasıyla bu durum bayağı bir değişecektir. Onun oyunculuğuna cidden çok güveniyorum. Psikopat rollerinin hepsinde sempatikliğini kullanıp ortaya güzel sonuçlar koyabiliyor. Sadece Carnage da değil, Venom'u canlandıran Tom Hardy Reis'i de unutmamak lazım. İki aktör sevilen karakterlerin yeni hallerini alıp şov yapacaktır diye düşünüyorum. Gelelim hikayeye. Carnage ortaya çıkaran Cletus Cassidy'nin çocukluğu bayağı bir sıkıntılı. Büyük annesini merdivenden iterek ölmesini sağlıyor. Annesinin köpeğini işkence ediyor. Annesi Cassidy'yi öldürmek istiyor. Bıçağı alacağı sırada babası oğlunu kurtarıyor ve anneyi çekiçle öldürüyor. Sonra yetimhaneye bırakılıyor kendisi. Biraz antisosyal olma durumundan dolayı yetimhanedeki diğer çocuklar ve çalışanlar Cletus'u sürekli taciz ediyorlar. Cassidy de intikam almak için yetimhanede disiplin sorumlusu olan öğretmeni öldürüyor. Sonra hoşlandığı kıza çıkma teklif ediyor. Kız buna gülüp geçiyor diye kızı otobüsün önüne atıyor ve en sonunda yetimhanede yangın çıkarıyor. Cassidy'nin psikopatlığı hiç durmuyor. 11 kişinin daha katili olduktan sonra hapse atılıyor. Hapiste de bir sürü Eddie Brock'la hücre arkadaşı. Simbiyotla tanışması da orada gerçekleşiyor zaten. Venom simbiyotu Eddie Brock'la bir süre ayrı kalıyor. Sonra hapiste tekrardan birleşiyorlar. Hapisten kaçarken de oraya spermini bırakıyor. Bizim psikopat Cassidy'nin koluna sperm sıçrıyor. Kolundaki bir kesikten de kanına karışınca ortaya Carnage çıkıyor. Carnage hapisten kaçıp insanları öldürmeye devam ediyor ve kendisinin yaptığını belirtmek için olay yerine kendi kanıyla Carnage yazıyor. Bir nevi imza gibi bir şey atıyor piç. Örümcek adam da böyle bir psikoya karşı koymaya çalışıyor ama tek başına yetemediğini anlayınca Venom'la ateşkes ilan edip birlikte Carnage'ı etkisiz hale getirmek istiyorlar. Venom'la örümcek adam sonik silah kullanarak Carnage simbiyotuyla Cassidy'yi ayırmayı başarabiliyor. Devamı niteliğinde de Maximum Carnage isminde bir tane çizgi roman yayınlanıyor. Burada bir sürü süper kahraman, işte Venom, Carnage falan hepsi karşı karşıya geliyor. Cassidy'yi de simbiyottan ayırdıkları için normal insan gibi düşünüp hapse atıyorlar. Ama Carnage simbiyotu Cassidy'nin kanında mutasyona uğramış ve o şekilde tekrar ortaya çıkıyor. Hapisten kaçarken de Shriek'i yanında götürüyor. Shriek dediğim arkadaş da küçükken biraz kilolu olduğu için annesi sürekli rahatsız ediyor. Bu rahatsız etmelerde Shriek'i uyuşturucuya yöneltmiş. Hapisteyken de Carnage'a katılmak istiyor. Carnage onu da alıp birlikte cinayetlere devam ediyorlar. Sadece ikisi de değil bu defa. Yanlarına Carrion'u, Demogoblin'i ve örümcek adamın altı kollu değişik versiyonu olan Doppelganger'ı da alıyorlar. Shriek ve Carnage grubun annesi ve babası gibi diğer elemanlar da ailenin erkek evlatları gibi oluyor. Nedenini bilmiyorum ama o şekilde karar verilmiş. Bu arkadaşlara sadece Venom ve Örümcek Adam yetmeyeceği için Captain America, Black Cat gibi karakterler de Peter Parker'ın tarafına katılıyor. Carnage simbiyotunun da Venom gibi birçok taşıyıcısı oldu. Hedefi de daha güçlü olabilmek aslında. Bu hedefine ulaşmak için de birleştiği taşıyıcılardan en çok bilinenleri Ben Reilly, Gümüş Surfçü ve Norman Osborn. Ben Reilly ile birleşip Scarlet Spider'ı oluşturuyor. Gümüş Surfçü ile birleşip Carnage Cosmic oluşturuyor. Farklı taşıyıcıları geçse de aslında en çok Cassidy'yi seviyor. Gümüş Surfçü ile birleştikten sonra kozmik güçler edindiği halde her şeyi bırakıp yine Cassidy'ye geri dönüyor. Sebebini videonun sonunda söyleyeceğim. Norman Osborn'la birleşmesinde de Carnage kontrolü direkt ele geçiriyor ama Osborn öldürmek için daha sadistik yollar öğretmeyi teklif edince Carnage direkt kabul ediyor. Carnage simbiyotu ile birleştikten sonra da Red Goblin adını alıyor. Ama dediğim gibi yani birçok kişiyle bağlanmışlığı var. Ama favori kişi Cletus Cassidy. Karakterin güçlerine değinecek olursak da süper insan gücü, çevikliği, dayanıklılığı gibi özellikler var. Onlar zaten şüphesiz. Onların dışında Venom'un soyundan geldiği için onun sahip olduğu birçok güce de sahip. Örümcek adamın örümcek hisleri tarzında bir özelliği var.
tam olarak Örümcek Hisleri gibi değil ama benzer bir şey. Adı 360 derece hissi diye geçiyor. Carnage simbiyotundaki her hücre bir göz niteliği taşıyor gibi düşünün. O yüzden arkasını, işte sağını, solunu, her yeri görebiliyor. Ayrıca örümcek adamın örümcek hislerinin aktifliğini de engelleyebiliyor. Karakter genel hatlarıyla bu şekilde. Carnage'ın ilham kaynağı da karakterik yapısından da anlaşılacağı gibi DC'deki Joker. Yazarın zaten kendisi de söylüyor bunu. Son olarak Carnage'ın hayatta asıl amacı iki tane var. Bir tanesi yok etmek, diğeri de öldürmek. Bu hedeflerine ulaşmak ve sürekliliğini bozmamak için en uygun taşıyıcı beden de Cletus Cassidy. Çünkü Cassidy de Carnage gibi öldürmeyi, zarar vermeyi seven bir kişi. Bu yüzden onu çok seviyor. Bunu da anlattığıma göre videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.